Biraz daha yasal kısmıyla. Avukat, stajyer avukat sanırım. Bana birkaç soru sormuştu. Peki siber güvenlikle ilgilenen var mı? Yeni başladım. Varmış. Güzel. Siber güvenlik odaklı birçok arkadaş var. Peki. Peki bu yayından beklentiniz nedir? Merak ettiğiniz konu nedir tam olarak? Biraz daha teknik kısımlar diyor. Öncelikle kendimden bahsedeceğim biraz. Ve siber güvenlikte nasıl yapay zeka kullanarak işimizi kolaylaştırabiliriz? Siber güvenlik projelerine yapay zeka nasıl entegre ederiz? Veya en fazla ne yapabiliriz yapay zeka? En fazla. Bunun bir sınırı yok. Çok belli değil. Flu bir alan. Şöyle kendimden biraz bahsedeyim. Sonra devam edeyim. Siz sorularınızı sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz kısımları. Tam ekran olarak. Paylaşayım. Ekranım şu an yayında olmalı. Cihanesan.com üzerinden kendimden bahsedeceğim. 2000'lerin başından beri siber güvenlik ile uğraşıyorum. Ve ağırlıklı olarak yazılım kategorisinde çalışmalar yaptım. İleri seviye yazılımlar geliştirdim. Birçok programlama dili alanında. C#, Go, Python, son yıllarda Rust ve farklı dillerle de uğraşıyorum. Bazıları siber güvenlik odaklı diller, bazıları yapay zeka odaklı dil olabiliyor. Senaryoya göre değişebiliyor. Çok farklı kategoride çalışma yaptım. Bir bankacılık mobil uygulaması geliştirdim. Bir fabrika altyapısı da geliştirdim. Kendi tek başıma. Yapay zeka projeleri de geliştirdim. Blockchain'de yaptım. Zaten database alanında 2012'de ileri seviye T-SQL kitabı yayınladım. 2010'da Türkiye'nin ilk Oracle veri tabanı programlama kitabı yayınladım. Udemy'de sayısız bilmiyorum birçok kursum var. Binlerce de video çektim. Bu çalışmaların yanında da Ar-Ge odaklı üretmeye devam ediyorum. Genel merakım uzun yıllardır, yani çok fazla duyurmasam da yaptığım danışmanlıkları pek paylaşmıyorum. Yıllardır güvenlik danışmanlığı zaten yapıyordum. Yazılım odaklı güvenlik danışmanlığı. Mesela güvenli yazılım geliştirme gibi. Ya da bu tür yazılımların güvenlik zafiyetlerini manipüle etme gibi. Altyapı güvenliği, Secure by Design gibi alanlarda danışmanlıklar yaptım yıllarca. Bunun sebebi de ben güvenliği seviyordum ve yazılımla uğraşırken neyle uğraşırsam uğraşayım oraya mutlaka bir güvenliği adapte ederim. Mesela otonom sistemlerle uğraştığımda otonom sistemlerin güvenliği ile alakalı çalışmalar yaparım. Ya da C# üzerine çalışıyorsam C# güvenliği üzerine de çalışırım mutlaka gibi. Örneğin SQL Server kitabı yazdığımda 2012'de onun özel bir güvenlik bölümü de vardır. Sevdiğim alanlar. Ve güvenlik araç gelişleri de geliştiriyorum. Genellikle paylaşmadığım çalışmalar kendi girişimlerim ya da özel proje olarak yapıyorum. Özet olarak ben bir araştırmacıyım. Yapay zeka tarafında da benzer senaryo geçerli. Yapay zeka ile uğraşırken yıllar önce
2014-17-18 arası insansız fabrika üzerine çalışmalar yapmıştım. O zamanlar bayağı bir early stage dediğimiz kategorideydi. Dark Factory, ki halen daha çok olgunlaşmış değil. İnsansız fabrika altyapıları. Sonrasında insansız otomobil vesaire bu alanlarda da çalışmalar yaptım. Ve açıkçası güvenliğini çok merak ediyordum bunu. Acaba yapay zekayı ekleyebiliyor muyuz gibisinden merak ediyordum. Ve baktım olabildiğini fark ettim. Yıllardır da bu alanda çalışıyorum. Siber güvenlik alanında yapay zeka ve yapay zekanın kendi güvenliği. İkisi farklı başlık burada. İkisinde de çalışıyorum. Normalde ikisi bambaşka girişim alanlarıdır. Ben siber güvenlik kökenli olduğum için adaptasyonum sonra olmadı bu kategoride. Fakat normalde globalde bu alanda çalışanlar, örneğin yapay zeka üzerine çalışıyorsa sadece AI security alanında çalışmalar yapar. Bu benim yıllardır üzerinde çalıştığım başlıklardan dolayı bir avantajım oldu diyelim. Rahatım bu konuda. Bunları implemente etmek konusunda. Ve iki kategoride de projeler geliştiriyorum. Safebox adında bir girişimim var. Tamamen yapay zeka ile siber güvenlik odaklı çalışmalar yapıyorum. AI Security ayrı, bir de Security AI ayrı olacak şekilde. Bununla ilgili demo çalışmalarım var. Fakat sadece anlaşma olduğumuz yerlerde testler yapılıyor. Şu an genel açtığım beta sürecini tamamladığım herhangi bir ürün duyurmadım. Fakat birçok ürünüm, hizmetim hazır burada. Sonra herhalde bir 2-2,5 sene önce AI SecLab adında bir yapay zeka ve güvenliği birleştiren bir organizasyon kurdum. Burada da Türkiye'nin AI Safety Summit'ini gerçekleştirdim. Ocak 20'de, 2024'te AI Safety Summit. Bu da Türkiye'de ilk oldu. Dünyada da sayılır. Ve kullandığım teknolojiler de burada. Blockchain'den yapay zekaya kadar, HPC'ye kadar, distributed altyapı vesaire birçok şey var. Kurslar var. Merak edenler inceleyebilir. Bazıları ücretsiz. YouTube'da mesela birçok ücretsiz video kursum var. Hatta merak edenler için direkt YouTube'a giderek orada AI Security mini bootcamp var. 6 videoluk. Onu mutlaka öneririm. Her birisi 2 ya da 3 saat arasında videolarda oluşuyor. Oradan başlamanızı öneririm. Teknik tarafı merak edenler. Ve AI Security alanında da son 2,5-3 senedir bazı webinarlar yapıyordum. Onların kayıtlarını yükledim. Birden fazla var. Otonom sistemler alanında da birden fazla webinar kaydım var. Onları inceleyebilirsiniz. Bir de 5,5 saatlik yapay zeka ya başlangıç rehberi videom var. O da birkaç sene önce yayınladım bir şeydi. Ona da bakabilirsiniz. Şurada sunumlar var. Önerdiklerimi link olarak atabilir miyim? Hepsi cihanusyan.com'dan erişilebilir. Şuradan YouTube üzerinden hepsi erişilebilir. Mesela kitabımı bile 2019'da açık kaynak olarak paylaştım ben. Kaynak kodları ve PDF'leriyle birlikte. Medium'dan bulabilirsiniz, GitHub'dan. Ve Publications kısmında da şu slaytların hepsi ücretsiz erişilebilir. Zaten genel açık şeyler. Çok farklı slaydım var. Şuradan YouTube'a girersiniz. Burada da slayt kanallarım var. Onlara bakabilirsiniz. Şuradan da AI SecLab organizasyonuna katılabilirsiniz. Discord'dan. Oradaki linkten. Kabaca böyle. Bir araştırmacı olarak bu alanlarda çalışmalar yapıyorum. Bu sene daha da yoğun geçecek. Bundan sonra daha da yoğun üretim modunda olacağım. Kabaca AI Security ile siber güvenlikteki yapay zekayı birbirinden ayıralım. Örneğin AI Security nedir? Bu konseptler bu arada çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Onu söyleyeyim. Sebebi de bu başlık yeni yeni olgunlaşıyor. Birincisi yapay zeka yeni. Title anlamında olgunlaşıyor. Ve birçok başlık, birçok farklı iş başlığı, görev adı ortaya çıkıyor. Bunlar olgunlaşmadan bir de security gibi bir alan çıkıyor, safety gibi bir alan çıkıyor. Bunun altında farklı olgunlaşmamış birçok farklı başlık var. Trustworthy AI,
AI safety, safe AI vesaire. Örneğin responsible AI, etik AI gibi, trusted AI, birçok farklı başlık var. Bunlar sadece kabaca birkaç tanesi. Bunların altında da birçok farklı başlık var. Bu nedenle burası karmaşık. Fakat ben kabaca söyleyeceğim. Olgunlaşması zaman alacaktır. AI security dediğimiz şey, bir yapay zeka geliştirdiğimizde bunun birden farklı, birden fazla bakış açısıyla hacklenebilme ihtimali oluyor. Ekranımı kapatıyorum. Sadece şu an ekranı gösterecektim zaten. Şu anki siteyi. Şöyle bir aratıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zekaların algoritmik ve yazılımsal olarak hacklenme senaryoları olabiliyor. Bu AI security de bunu kapsıyor. Basit anlamda. Bir geliştirilmiş yapay zeka modelinin hacklenmesi senaryosu. Tabii ki bu ilk başlarda böyleydi. Machine Learning Security başlığı altında incelediğimiz bir başlıktı. Fakat bunu çok daha geniş çerçevede incelediğimizde yapay zeka altyapıları kendi başına bir modelden ibaret değil haliyle. Bu nedenle de artık sadece bir yapay zeka modelinin güvenliğinden bahsedemiyoruz. Bu modelin yayınlandığı bir prodüksiyon ortamı var. Bunu yönetme kısmında da biz devasa yazılımlar ve mimariler kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili Google'ın bir paper vardı 2015'te yayınladığı. Yapay zeka altyapılarının bir nevi borçlanması ile alakalı diyelim. Teknik borçlanması ile ilgili. Bu altyapılarda %95 genel yazılım altyapısı söz konusuysa %5 ya da günümüzde %3 gibi yapay zeka modelinin kendisi yer alıyor. Hani geliştirdiğimiz ve belki milyon dolar yatırım yapılmış olan bir yapay zeka modeli aslında bizim genel ürün altyapısında, production altyapısında %3'lük bir kesime denk geliyor gibi söylenebilir. Geri kalan her şey tamamen distributed AI, bunun bakımı, monitoring'i, yönetilmesi, scale edilmesi gibi birçok yazılımsal altyapı ile donanım altyapısını yönetme gibi senaryolardaki yazılımlardan oluşuyor. Haliyle bunları gerçekleştirmek için yazılmış ve kurgulanmış milyonlarca satır kod oluyor. Bunların hepsinin güvenliğini sağlamak da gene bizim işimiz oluyor. Bu nedenle artık günümüzde AI security dediğimiz şey bir model security olarak ayrılabilir. Algoritmik security. Bir de genel bütün AI altyapısının güvenliğini de kapsayabilir. Bu da MLSecOps diye geçer. Hiç MLOps ya da MLSecOps duyan var mı? MLOps ya da MLSecOps. MLSecOps dediğimiz şey MLOps'tan sonra buna artı güvenlik diye eklediğim şey. MLOps ise şu, uzun yıllardır DevOps diye bir başlık vardı. Developer Operations başlığı. Bu başlıkların sonrasında bir de güvenlik kategorisi eklenmesi gerekiyor. Her konuda olduğu gibi. Örneğin database ile uğraşıyorsunuzdur. Bir de database security ayrı bir uzmanlıktır. Cloud ile uğraşıyorsunuzdur. Fakat Cloud Security ayrı bir uzmanlıktır. Sistemcisinizdir fakat sistem security ayrı uzmanlıktır gibi. DevOps kategorisine artı security eklediğimizde DevSecOps oluyor. Bir de DevOps'a artı Machine Learning pipeline'ı eklediğimizde bu MLOps oluyor. Machine Learning Operations oluyor. Ve MLOps'un da içerisine bir de güvenliği eklediğimizde bu machine learning altyapılarının konfigüre edilmesi, kurulması, yönetilmesi gibi senaryolar MLOps kategorisindeydi. Buna güvenliği eklediğimizde MLSecOps oluyor. Haliyle bizim yapay zeka altyapılarının bütün altyapısının yönetilmesi işlemleri MLOps ve bunun güvenliği de MLSecOps başlığı altında inceleniyor. Evet Ayşenur, yayınlanacak bu video olarak alınıyor.
İşte günümüzdeki AI security artık normal güvenlikten çok ayrılamaz noktaya gelebiliyor. Sebebini de az önce bahsettim. Production seviyesindeki bir yapay zeka algoritması artık kendi başına bir basit bir algoritmadan ibaret değil, bir modelden ibaret değil. O devasa bir pipeline ve bir environment içerisinde yönetiliyor. Haliyle o environment içerisindeki her şeyin güvenliği bizim yapay zekanın güvenliğini etkiliyor. Bu nedenle de benim gibi uzun yıllar yazılımla ve normal siber güvenlik tarafında işte güvenli uygulama geliştirme ve pentest gibi başlıklarla ilgilenmek benim için ciddi bir avantaj haline geldi bu senaryoda. Bu nedenle hem yapay zeka güvenliği üzerine çalışıyorum hem de diğer tarafta bu altyapıların MNC Cops başlığı altında güvenliğini sağlayabiliyorum. Diğer Security AI kısmında ise şöyle, aramızda bunu merak edenler var, chat kısmında gördüğüm üzere. Bu tarafta gene kabaca bahsettim. Diyelim ki siber güvenlik sorunlarından bir tane örnek verelim. Herkes bildiği için şunu söyleyebiliriz. Örneğin SQL Injection ya da XSS, mesela OWASP. OWASP kategorisini ve bunun altındaki OWASP tab'lerini inceleyen var mı? Open Web Application Security Project. Tab'ın içerisinde birçok zafiyet var, bilirsiniz. Bu OWASP 2000, sanıyorum 2001'de kurulmuştu. İlk günden beri takip ediyorum. Birkaç yılda bir değişiyor. 2 yılda, 3 yılda bir güncellenebiliyor. Bazen kategoriler değişiyor vesaire. OWASP içerisindeki zafiyetlerden bir tanesi örneğin XSS. Yıllarca bu liste içerisinde vardı. SQL Injection diyelim ki. Ya da Broken Authentication ya da vesaire. Örneğin Secret Management süreçlerini yine bu kategori içerisinde inceleyebiliriz. Diyelim ki SQL Injection diye bir zafiyetimiz var. Bu bir yazılım içerisinde sizin geliştirici olarak izin vermediğiniz yetkileri sıradan yetkisiz bir kullanıcının database'e istek olarak gönderebilmesi gibi düşünülebilir. Yetkisiz olan bir kullanıcının yetkisini aşarak sizin uygulamanız üzerinden, bu mobil olabilir, web uygulaması olabilir, herhangi bir şey, database'e yetkisiz bir istek yapması ve bunu çalıştırabilmesi. Bu basitçe SQL Injection deniyor ve çok karmaşık bir sorgu yapısı ve mimari olabilir. Senaryoya göre değişir. Örneğin bunu detect etmeye çalışan tabii ki yazılımlar var. Penetrasyon yazılımları var dünyada. 2000'lerin başından beri vardı bunlar. Günümüzde de gelişmiş yazılımlar var. Fakat bunlar yapay zeka olmadan bu çalışmaları yapıyorlar. Her ne kadar kompleks sorgu yapılarını gerçekleştirebilseler de çok öğrenebilen sistemler olamazlar. Bu tür yazılımlar, penetrasyon yazılımları. Fakat işin içine yapay zeka girdiğinde bir SQL injection'ı detect edebilmek için deep learning ya da bunun alt başlıklarında örneğin transformers ya da reinforcement learning gibi başlıklarla, yani bu algoritmalarla biz SQL injection detection'ı kendi kendine öğrenebilen bir yapıya getirebiliyoruz. Daha karmaşık sorgu yapılarını oluşturarak sorgu yaptıktan sonra öğrenip onun üzerine tekrar yeni sorgular oluşturabilir hale getirebiliyoruz. Ve ne kadar fazla müşteriye hizmet verirse bu altyapı, geliştirdiğimiz yapay zeka, haliyle o kadar daha fazla SQL injection saldırısını öğrenebilir. Öğrendikten sonra da diğer müşterilere daha gelişmiş versiyonlarıyla cevap verebilir, hizmet verebilir. Fakat bir şu anki güvenlik zafiyeti araştırması yapan scanner dediğimiz zafiyet tarayıcıları bunu yapamazlar. Onlar öğrenme süreçlerini ancak geliştiricisi ona yeni teknikler eklerse bu mümkün olabiliyor. Fakat yapay zekada kendi kendine bu kombinasyonları öğrenebiliyor. Ve nasıl? Örneğin XSS diye bir zafiyet var. Cross-site scripting dediğimiz. Bu da gene web odaklı ve front-end'den başlayan bir zafiyet. Bu da aynı şekilde kullanılabilir. Aklınıza çok daha karmaşık senaryo geliyorsa onu da sorabilirsiniz. Yapay zeka ile bu yapılabilir mi gibisinden. Ona da ayrıca cevap veririm.
Ben çok basit anlatmaya çalışıyorum. Örneğin Network Security tarafında da bunları yapay zekayı kullanabiliyoruz. Ben size farklı örnekler üzerinde anlatıyorum. Network Security'de ben bir topoloji oluşturup, ağ topolojisi oluşturup, bunu diyelim ki bir simülasyon şeklinde bir ağ tasarım yapıp bunun üzerinde bir yapay zekayı öğrenme süreçlerine tabi tutabiliyorum. Bu sayede sanal bir ortam oluşturup onun üzerinde vulnerable environment dediğimiz zafiyetli bir ortam, güvenlik zafiyetleri olan bir ortam tasarlayıp orada benim geliştirdiğim yapay zekanın deneme yanılma yöntemleriyle öğrenmesini sağlayabiliyorum. Bu göreceli olarak biraz daha zor diğerlerine göre. Çünkü kendi kendine öğrenme süreçleri daha karmaşıktır. Kuralları çok keskin olan bir güvenlik ortamında ya da sistem, network gibi keskin kuralları olan bir ortamda deneme yanılma yaparak öğrenmek biraz zor. Ve adım adım süreçleri geçerek, zafiyetleri manipüle ederek ilerleyebilmek biraz zor olabiliyor. Fakat bu da teknik olarak mümkün. Önümüzdeki birkaç yıldan aslında buradaki challenge'lar da çözülmüş olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben de üzerinde çalışıyorum. Kabaca Security AI ve AI Security'den bahsettim. Burası doğru anlaşıldı mı? Merak ettiniz. Ya da farklı örnek var mı? Kısa süre önce yeni bir proje yayınlanmıştı. Hatırlarsanız dünyanın ilk yapay zeka software engineer diye. Gördünüz mü? Herkes korkmaya başladı. Mesleğimizi elimizden alacak. Artık yapay zeka düzeltip yazılım öğrenmeye gerek kalmadı gibi. Hatta Nvidia CEO'su da bunu söylüyordu falan. Çok gerçekçi değil. Şu an için gerçekçi değil. Bunlar şöyle düşünün. Mesela insansız otomobiller neredeyse 15 yıldır yollarda. Ve evet orada ciddi gelişmeler oldu. Milyonlarca kilometre yol aldı bu insansız otomobiller. Ve yolda 1 milyon tane Tesla var diyelim. Fakat bu diğer onlarca milyon otomobilin yollardan silinmesi anlamına gelmiyor. Belki önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl sonra olacak. Ki bu alanda çalışmış birisi olarak benim de sevdiğim bir alan. Ama realite biraz farklı. Onun yaygınlaşması pek kolay olmuyor. Halen daha bakın. Open source insansız otomobil altyapıları var. Yıllardır bunun başından beri araştırdım. Örneğin Baidu'nun Apollo Auto diye bir projesi var. Benim otonom sistemler videomu izlerseniz birkaç yıl önce yayınladım. Oradan görebilirsiniz. Açık kaynak olarak insansız otomobil yapıyorlar. Başka var. AutoWare Foundation'ı var. Ya da gene Kama AI var mesela. Bunlar açık kaynaklı bile yapıyor. Fakat gene de bu alanda halen daha sektörde ciddi açık var insansız otomobil tarafında. Demek ki bu o kadar hızlı olmuyor gelişim. Fakat önümüzdeki süreçte orta seviyeye kadar yazılımın geliştirme işleri yani artık çözülmüş olan, çok basit olan orta seviyeye kadar yazılım yapay zeka ile yapılabilir olacak. Buna katılıyorum. Fakat bu tamamen yazılım sektörünü yok edecek anlamına gelmiyor. Bunun için çok çok erken. Kendini çok geliştirmiş olan iyi bir yazılımcıyı replace edebilmesi pek kolay değil yapay zekanın şu an için. Genel olarak böyle güvenlik tarafında da ciddi değişimler olacak. Bu sizin kullanacağınız mesela siber güvenlik sektöründe diyelim ki siber güvenlik ürünlerini kullanma tarafında olacaksınız. Örneğin günümüzde de sektörde security engineer olarak göreceğiniz, tanıyacağınız çoğusu temelde bu ürünleri kullanan kişiler oluyor. Siber güvenlik ürünlerini kullanan yani hacker ya da güvenlik araştırması değil. Örneğin SOC analist başlığı altında güvenlik yazılımları kullanarak işte logların incelenmesi ve
Bunların herhangi bir sisteme atak varsa bu atağı ilgili firmaya bildiren arkadaşlar diyelim, sosyal analist ya da benzeri bu tür ürünleri kullananlar. Bu taraf mesela security engineer tarafını evet dolduruyor, nüfusunu artırıyor. Fakat bunlar çok otomatize edilebilir süreçler. Örneğin yapay zeka ile şu an üzerinde test edebildiğim bir sosyal analist yazılımı var. Bir elde ettiğim veriler üzerinden ben bir sosyal analist nasıl analiz yapabiliyorsam ondan daha hızlı bir şekilde ve doğruluk oranı daha yüksek bir şekilde tahminler çıkartıp bunun saldırı mı değil mi bunu anlamlandırabiliyorum. Ve bu yapay zeka ile çok zor değil. Haliyle bu tür çok basit olan işler çok kolay öğrenilebilir ve uzmanlık gerektirmeyen roller yapay zeka ile birlikte yok olacak. Bu kesin. Şöyle olabilir. Artık diyelim ki 50 kişilik bir SOC ekibi var. Yani Security Operations Center gibi bir ekip var diyelim. Bunun içerisinde örneğin 5 kişiyle idare edilebilir olacak, denebilir. Yani geri kalan ekip yapay zeka ile replace edilmiş olacak artık. Çünkü gerek yok. O kolay öğrenilebilir bir şeydi ve yapay zekalı. Diğer 5 kişi ise daha tecrübeli olabilir mesela. Kıdemli ve işin derinlemesine hakim olan. Belki yapay zekayı öğretme kısmında da yer alacak. Belki onun kontrolleri mesela son kontrolü diyelim ki kritik işlerde o uzmanlar yapabiliyor olabilir. Böyle işin içinde daha kıdemli kişilerin kalacağı, işe hakim olan kişilerin kalacağı bir sürece doğru gideriz. Gideceğimizden eminim. Bunun haricinde genel olarak güvenlik tarafından teknolojinin gelişmesiyle bu IoT sistemleri, genel web altyapıları, endüstri altyapıları, insansız teknolojiler, mesela robotik, en son Nvidia CEO'sunun arkasında 6-7 tane robotla poz vermesini mesela görmüşsünüzdür. O robotlar artık çok standart hale gelmeye başlayacak ve çok hızlı endüstriye adapte edilebilir hale gelecek. Buna emin olabilirsiniz. Bu da insansız fabrikalar tarafında da çok ciddi, hızlı bir şekilde ivme kazanacak anlamına da geliyor aynı zamanda. Çünkü onları sokakta görmek için yapmazlar genel olarak. Bu tür üretim süreçlerine dahil etmeye çalışırlar önce. Velhasıl bu tür robotların da gelişmesi ki şu an bunu üreten birçok firma var. Mesela Unitree var. Unitree'yi incelerseniz onun humanoid robotu bile var. Takla atıyor vesaire, bayağı koşuyor insansı. İşte köpek var mesela. 200-300 bin liraya bir takla atan, zıplayan, bayağı gelişmiş bir Boston Dynamics gibi bir robot alabilirsiniz. Şu an günümüzde çok kolay bunlar. Artık standartlaştı çünkü. Bunların gelişmesiyle birlikte artık siber güvenlik tarafında insan uzmanın yetişebilme ihtimali imkansız hale geldi. Bakın normal yazılım geliştirme tarafında bile yeterli uzman insan yok. Siber güvenlik tarafı çok daha teknik ve daha derin bir alan. Yapay zeka gibi. Bu nedenle o taraftaki insan yeterliliği şu an yok. Öyle bir insan yok. Hani siber güvenlik tarafında birçok kişi yetiştirmeye çalışıyor. Dünyada birçok kurum. Bazen üniversiteler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bazen devlet bir şeyleri zorluyor. Fakat bu mümkün değil. O hıza yetişemez. Normal yazılım tarafında bile o kadar yetiştirebilme ihtimalimiz yok ki yazılım daha kolay öğrenilebilir ve birçok basic diyebileceğimiz alanlar var. İşte oradaki eksiği teknolojinin hızlı gelişmesi ve siber güvenlik ihtiyaçlarının çoğalması. Çünkü bu mimariler, teknolojiler ne kadar çoğalırsa güvenlik ihtiyacı o kadar artacak. Siz bir İHA-SİHA uçuruyorsunuz diyelim. Fakat artık onun tek riski bir füzenin ona gelip çarpması değil. Artık füze bir tehdit olarak bile sayılamayacak kadar küçük bir tehdit onun için. Mesela lazer teknolojileri çıktı. Artık örneğin
o İHA'sı üreten kişiye sorsanız bir füze mi size kilitlense daha isterdiniz? Füzenin kilitlenmesini mi yoksa bir lazer saldırısını mı isterdiniz? Emin olun muhtemelen füzenin kilitlenmesini daha da tercih edecektir. Çünkü lazere karşı yapabileceği çok fazla bir şey yok şimdi koruma sistemi olarak. Mesela lazer diye bir tehdit çıktı artık. Ve ondan kaçabilmesi de çok zor. Çünkü füze kilitlendiğinde onu bir şekilde aldatabiliyor elektronik harp yöntemleriyle gibi düşünün. Aynı şekilde siber güvenlik tarafında da böyle. O İHA-SİHA neyse ya da kara aracı tamam gidiyor fakat artık o siber bir tehdit aynı zamanda. İçerisinde insan yok ve hacklenebilir bir nevi organizmaya doğru dönüşüyor. Şaka değil. Tesadüfen söylemiyorum. O artık bir organizmaya doğru dönüşüyor günümüzde. Biraz daha zaman içerisinde daha öğrenebilir ve diyelim ki 5 yıl 10 yıl sonra işte ChatGPT'deki ya da Gemini'deki o biraz daha düşünebilme ve hesap yapabilme. Bilinç demiyorum. Bilinç farklı bir şey. Fakat mış gibi yapmak. Mesela kendi kendine karar alma süreçlerini sen o sistemlere eklediğinde artık karşında yarı yaşayan organizma gibi bir sistem olacak. Ve bunlar büyük bir risk altında olacak. Siber güvenlik tehditlerinden dolayı. Sizin endüstri altyapınız, işte kara araçlarınız, insan otomobiller, denizlerdeki gemiler ve oradaki bunların hepsini tek bir çatı altında toplayan yazılımlar, yapay zekalar ya da kritik altyapılar ya da bankacılık, finans altyapınız, eğitim altyapınız, sağlık bunların hepsinde artık yüksek teknoloji kullanılıyor. Ve bunların hepsinin güvenliğini sağlayabilmek insan açısından baktığımızda imkansız. Net olarak söylüyorum. Böyle bir ekip kurulamaz. Mümkün değil. Yazılımlar da yetişemiyor bunlara. Oturup sadece yazılım geliştirseniz gene şu an mümkün değil. Çünkü bir öğrenme süreci gerekiyor. Aksiyon alma kısmında da örneğin bir atak oldu, saldırı oldu. Buna bir şekilde cevap verebilecek bir yapay zeka mantığı gerekiyor. Onun kararını insana bırakmayacağın kadar otomatik olması gerekiyor birçok şey. Çünkü gün içerisinde on binlerce, yüz binlerce saldırı geliyor. Sadece bunları inceleyip, loglarını inceleyip cevap üretebilecek insan bile, diyelim ki analist, güvenlik analisti, o kadar insanı bile yetiştirebilme ihtimali, bulabilme ihtimali pek yok açıkçası. Hani bir kuruma yaptın ama öbür kuruma ne yapacaksın? Mehmet Can demiş ki siber güvenlikte hangi alanı önerirsiniz hocam? Tamamen ilgi alanına göre değişir. Bana ilgi alanlarından, sevdiğin şeylerden bahset. Ona göre yönlendirme yapayım. Birçok alan var ve birbirine çok benzemiyorlar. Örneğin network security dediğimde konu bambaşka bir şeye gider. Web security ile network security arasında ciddi fark var. Sistem security dediğimde ya da mobile application security ya da penetration testing dedik ama pen test hangi başlıkta pen test? Örneğin ben web pentest de diyebilirim. Bilmen gereken, öğrenmen gereken çok farklı şeyler var. Ama yapay zeka tarafında da pentest yapabiliyorum. Ve Türkiye'de de bunu ilk yapanlardan biriyim. Belki de ilk yapan kişi. AI Red Teaming mesela. Yapay zeka Red Team hizmeti. Bir yapay zekanın güvenlik zafiyetlerini bulmak diyelim. O yüzden sorularınızı biraz daha detaylı kendi odağınızda sorarsanız ona göre yönlendiriyorum. Genel olarak bahsedeyim. Bir yazılım bilmeden güvenlik tarafında şöyle özetleyeyim. Bir kişi diyelim ki güvenlik uzmanıyım diyor. Yazılım bilmiyorsa yalan. Güvenlik uzmanı falan değildir. Ve böyle sektörde çok fazla kişi var. Yazılım bilmeden güvenlik uzmanı olmaz. Bir şey geliştirmen lazım. İstersen networkçi ol. Mesela bu alanda yıllarını vermiş birçok arkadaş var. Çok iyi saldırılar yapıyor. Red Team tarafında çok iyi. Çok iyi yazılımcı da değil. Fakat hangi yazılımları nasıl kullanacağını ve orada örneğin PowerShell tarafında uzman. Kendisine yazılımcıyım demiyor. Fakat PowerShell Scripting tarafında çok bilgili.
Bu kişi yazılım biliyor, onu geliştirmeyi biliyor. Sadece bir yazılımcı gibi sistem geliştirmeyi, altyapı, sıfırdan bir ürün geliştirmeyi bilmiyor. Ama PowerShell'le yazıyor. Shell scripting yapıyor. İşte bazıları Perl ile yazıyor gibi. Yani bir şekilde bilmeniz lazım geliştirmeleri. Abdullah demiş ki hocam İngilizce siber güvenlik terminolojilerinden mi başlamalıyım? Yoksa A1, A2 diye. İkisini paralel götürebilirsin. İngilizce öğrenme odaklı olmak seni demotive eder. Çünkü onun bir sonu yok. Önce İngilizceyi öğreneceğim, ondan sonra şunu öğreneceğim, sonra bunu falan. Bu çok insani bir yaklaşım değil. Normal A1, A2 vesaire bu işte Hello'dan başlayın diyelim ki. Normal antrenmanlar yaparken sosyal hayat, iletişimi. Bunun yanında seni sürekli okuman gerekiyor ve sürekli dinleme yapmak zorundasın zaten İngilizce öğrenmek için. Burada da elinde çok güzel bir fırsat var. Siber güvenlikteki en iyi kaynaklar İngilizce. Haliyle bol bol okumak zorundasın zaten. Siber güvenlikte gelişebilmek için. Okuma işlerini İngilizce öğrenmekle siber güvenliği öğrenmeyi birleştir. Siber güvenlikte İngilizce içerikler oku, İngilizce içerikler dinle ve istersen yazmaya çalış. İkisini de çözmüş olur. Güller demiş ki, yapay zeka sadece yazılım sektörünü değiştirmekte kalmayacak. Siber güvenlik uzmanlarında radikal bir değişim arası olması gerekiyor diye bir paylaşımımız olmuştu. Burada bahsettiğiniz radikal değişimler nelerdi? Kısaca bahsedebilir misiniz? Evet, biraz giriş yaptım ona. Siber güvenlik sektörü, siber güvenlik kategorisi çok çok derin bir alan. Performans, siber güvenlik ve yapay zeka başlıkları çok disiplinli alanlar. Multidisipliner. Hani tek bir şeyi bilip o alanda uzman olabilmen mümkün değil. Birçok şeyi bilip belli alanlarda dikey uzmanlık gerekiyor. Buna yatay ve dikey uzmanlık deniyor. Yatay uzmanlıklar çok olması lazım her insanda. Özellikle yaratıcı olabilmek için. Hani yapay zekanın replace edemeyeceği birisi olman için çok fazla yatay uzmanlığın olması gerekir. Yatay uzmanlık şudur. Konu hakkında uzman değilsindir. Fakat konu hakkında doğru bilgilerin vardır. Genel mimarisini doğru biliyorsundur. İstediğinde neyi nerede nasıl bulacağını biliyorsundur o başlıklarda gibi. Diyelim ki SQL uzmanı değilsin. Fakat SQL hakkında bilgin var. Kullanmışsın. Bir şeyler geliştirmişsin. Vesaire. Ama SQL uzmanı değilsin. Yatay uzmanlıklar böyle. Fakat bir de dikey uzmanlık vardır. Örneğin dikey uzmanlığında bir web pentest olsun. Örneğin web güvenlik zafiyeti araştırmacı. Evet, dikey tarafta asıl uzmanlık olarak düşüneceğin başlık o. O alanda evet birçok konuya hakim olmak zorundasın gibi düşün. Yapay zeka bunların tamamını değiştiriyor. Bak değiştirecek demiyorum. Zaten değiştiriyor. Geri planda ileri seviyeye yapılan birçok yapay zeka araştırması var. Benim yapabildiğim var. İncelediğim paperlar var. Yıllardır. Bu derinden gelen bir ciddi araştırma ve üretim var yapay zekada. Bir SQL admin'in örneğin veri tabanı yöneticisi normalde bu tür işlerin yapay zeka tarafından yapılamayacağı düşünülür. Fakat pek öyle değil. Bu alanda da yapılan çalışmalar var. O da gayet başarılı bir şekilde yapılabiliyor şu an. Bazı girişimler biliyorum. Bir admin'in DBA'yı nasıl çalıştığını öğreniyor ve onun gibi aksiyonlar alıyor. Tabii ki bugün değil fakat 5 yıl sonra çok daha gelişmiş olarak birçok DBA'nin yaptığı işi yapabiliyor olacak. Tartışılmaz bir gerçek. Yazılım tarafında mesela gördüğünüz aslında çok basit bir şeydi o bu arada. Onu söyleyeyim. O dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi denen şey. Bunu siz de yapabilirsiniz bu arada. Sıfırdan geliştirilmiş bir şey değil onlar. Örneğin tabii yapay zeka mantığını bilen
az insan olduğu için onu duyunca wow falan diyorlar. Artık yazılım öldü mü, biz ne yapacağız diyorlar. O şöyle çalışıyor. Oradan örnek vereyim çünkü güvenliğe de referans vereceğim. Bir yazılım geliştirme işini yapmak için aslında LLM'ler kullanıyor orada arka planda. LLM'lerden bir tanesi de mesela ChatGPT. ChatGPT open source değil şu an fakat open source versiyonları da var. Örneğin Facebook'un geliştirdiği, Google'ın geliştirdiği ve daha farklı birçok tamamen bağımsız kurumun geliştirdiği ChatGPT'nin alternatif olan open source LLM'ler var. Biz bunların eğitim dosyalarını alıp, yani parametre dosyaları deniyor. Onları sıfırdan geliştiremezsiniz. Teknik olarak algoritmasını geliştirebiliyoruz. Fakat eğitemezsiniz. Çünkü eğitim için çok ciddi milyonlarca dolar, milyarlarca dolarlık donanım maliyeti gerekiyor. O yüzden yapamıyoruz. Fakat kodunu yazarız. Sorun değil. Velhasıl bunları birileri yapıyor ciddi yatırımlarla. Ve bunu open source olarak paylaşıyor. Neyini? Geliştiriyorlar el eleme. Sonra bunun için çok ciddi veri kaynakları topluyorlar. Ve bunun üzerinde eğitiyorlar. Milyonlarca dolarlık donanımlar üzerinde. Belki binlerce GPU üzerinde eğitiyorlar. Sonra bunun eğitimden sonra bir parametre dosyası çıkıyor. Yapay zeka böyle çalışıyor zaten. Model dosyası. O parametre dosyasını paylaşıyorlar açık kaynak olarak. Biz de onu alıp yapay zekada bir teknik var. Transfer learning tekniği. Bu model üzerine yeni kendimiz bir şeyler ekleyebiliyoruz. Örneğin devasa Wikipedia verisi üzerine eğitilmiş çok ciddi bir LLM var. Ben bunu alıyorum. Bunun üzerine diyorum ki örneğin C# programlama dili ile ilgili ben 10 milyon satır 10 milyon satır kod öğretiyorum. İşte 1 milyar satır kod yüklüyorum. SQL'i, C#'i, web vesaire neyse, o dağılım neyse. Bu model artık devasa bir altyapı üzerine bir de C# konusunda uzmanlaşmış bir dil modeli haline geliyor. Ben onu sıfırdan yapamazdım. Altyapısındaki devasa mimariyi kullanıp üzerine transfer learning ile yeni bir şeyler ekledim. Onunla birlikte eğittiğimde artık C# çok iyi bilen bir LLM'im oldu gibi düşünüyorum. Bu şekilde çalışıyor. O dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi. Bu haliyle sizin de yapabileceğiniz bir şey. Tabii ona bir de RPA gibi şeyler ekliyorlar. Çünkü bir sisteme bağlanıp oradan iş alıyor. Öyle tanıtıyorlar. Online olarak bir sisteme bağlayıp iş dağıtan bir yerden işi alıp o işi detaylarını, açıklamalarını okuyor. Sonra ona göre bir kod geliştiriyor, proje geliştiriyor. Bunun için de bir RPA gerekiyor ve onun web app'isine bağlanması gerekiyor vesaire. Çok karmaşık değil ama güzel bir başlangıç. Velhasıl bu birkaç yıl içerisinde çok daha gelişmiş hale geliyor ve gelecek. Siber güvenlik tarafında da senaryo aynı. Siz bir pen test hizmetini verebilecek seviyeye gelmek için yıllarca çalışmanız gerekiyor. Fakat yapay zekanın öyle bir şeye ihtiyacı yok. Senaryoları 1 milyon tane senaryoyu öğretebildiğimde o yapay zekaya haliyle bir insandan çok daha gelişmiş bir penetrasyon tester olabiliyor bu yapay zeka. Ve bunun tersine doğru düzemezsiniz. Hani 50 tane güvenlikçi olsun diyelim ki ekibinizde. Ve sizin gibi 500 tane firma olsun. Karşınızda sadece bir tane yapay zeka olacak diyelim ki yenilik yapan. Ve bu diyecek ki ben 500 tanesinin yaptığını %80 oranında yapabiliyorum. Hiç kimse %20'sini sormayacak ona. Yani şunu diyemezsin. Adem işte ben o yapay zekadan tamam işte yapay zeka iyi olabilir de yani benim de 20 yıllık tecrübem var. Ben ne pen testler yapmışım, alanımda çok iyiyim falan. Yani çok umursamaz müşteri. Çünkü müşteri %80'ini yapıyor mu? Tamam abi benim ihtiyacım olan bu. Hani ben ne bileyim
dünyanın en kritik firması değilim. Hani öyle bir şey olsa zaten tabii ki dünyada örnek 100 bin tane güvenlik uzmanı varsa araştırması, ben bunun içerisinde 1000 taneden en iyi olan 5 tanesiyle çalışırım zaten. Çok çok kritik şeyler üzerinde çalışıyorsam sorun yok. Ama bunun haricinde çoğunluk %80 fazla bile bana der. Emin olun sektör böyle. O yüzden hani o öğrenemez, bunu yapamaz gibi düşünmektense kendinizi geliştirmeye odaklanın. Çünkü winter is coming diye bir atasözü vardır. Kış geliyor. Kabaca böyle. Cevaplar yeterli mi? Merak ettiğiniz konular var mı? Başka konularda gireceğiz. Şu an yapay zeka öğrenmeye çalışan, niyeti olan var mı? Mehmet'ten güzel bir soru. Hocam peki yapay zekada mı uzmanlaşmak lazım? Yoksa siber güvenlik mi? Hedefin bunların ikisini birleştirmek diye anlıyorum. Ya da bu konumuzun içerisinde odağımız bu olduğu için. Öncelikle ikisi de çok derin alan. Bana böyle soru, bu sorular geliyor. Biraz optimize ederek söyleyeyim ben size. İşin hak ettiği kısmı, hak ettiği cevabı söylersem çok uzun zamanınızı alır. Bunu yapmayayım. Zamanınızı ikiye bölebilirsiniz. Özellikle başlangıçtayken. Hatta üçe bölebilirsiniz. Yazılımı da her zaman ekliyorum çünkü bunun içerisine. Diyelim ki günde en kötü ihtimal 6 saat çalışacaksın diye. 2, 2, 2. Bak, 3'e böldün. 2'şer saat. Burada 2 saat örneğin yazılım geliştirme. Örneğin Python. Python, SQL, Python, SQL. Böyle gittim diyelim. 2 saat siber güvenlik çalışacaksın. 2 saat yapay zeka çalışacaksın. Bu çok yoracaktır. Bu şekilde söylerken kolay gelir. Yormasının sebebi de şu olacak. Hepsinde yenisin ve hepsi derin bir konular. Ve hiçbirisini de anlamayacaksın. Bu güvenlikle, bu yapay zeka ile ne alakası var filan, yapay zekanın şurasını anlamadım, güvenlik burasını anlamadım, bu neyle ilişkili filan derken, evet, böyle olacak. Bu normal zaten. Yazılıma bile başlasan böyle olur. Bak, yeni başlayan birisi, diyelim ki Python'a başlıyor. Python en kolay dillerden birisi. Fakat onda bile kafası çok karışıyor kişinin. Hatta çok sorarlar yazılımı hiç bilmeyenler. Der ki o kadar kodu nasıl ezberliyorsun? Cevap ezberlemiyoruz. Ezberlenmez böyle bir şey. Sürekli yaparsın. Sürekli yaptıkça artık nasıl konuşmayı öğreniyorsun. Mesela Türkçe konuşmayı öğrenen var mı aranızda? Okula mı gittiniz herhalde? Bence gitmemişsinizdir. Doğduktan sonra agı gugu diyerek hepimiz öğrendik. Fakat yabancı dil olarak ikinci bir dil öğrendiğinde agı bugu orada kem küm ile başlıyorsun. Sonra diyorsun ki ya ben okumayı söktüm fakat konuşamıyorum. Ya da çok iyi okuyorum ama konuşurken mağara adamı gibi konuşuyorum. İşte konuşurken dinleyemiyorum. Dinlediğimi anlamıyorum. Anlıyorum ama bilmem neyle lehçesini anlamıyorum filan. Bak bunların hepsi normal olan süreç. Çünkü yaptıkça öğreniyorsun. Yazılım da aynı. Bunları da ezberlemiyorsun mesela. Aslında öğreniyorsun o dili de.
Programlama dili de öyle, yapay zeka da öyle. Bu nedenle sabırlı olmak zorundasınız ve bunların ikisini birleştirmek zor. Bu nedenle hafif başlamak gerekiyor. Python öğrenin. Ben size ipucunu veriyorum. Minimum maliyet, minimum zorlanma. Python ile başlayın. Benim YouTube'da bir playlistim var Python. Oradan başlayın. O yeterli size. Eksikleri de görürsünüz. Sonra Machine Learning'e başlayın. Burada da Classification, Regression gibi algoritmalara, Clustering gibi algoritmalara bakın. Çok çok derinlemesine girmeyin. Matematik odaklı değil, uygulama odaklı gidin. Mesela Python ile uygulama yapmalarını izleyin. YouTube'dan, oradan, buradan. Çok basit tutun. Veri seti kullanacak. Orada alakasız bir veri setini kullanacak. Sen oradan öğrendin. Sonra bir siber güvenlikle alakalı bir veri seti bul. İnternette var. Diyelim ki loglar. Bir şey logları. Al bunları. Örneğin DDoS atakla alakalı bir analiz yapacaksın. Machine Learning'le. Ve burada bir DDoS atak, işte DDoS, yani network odaklı bir veri seti buldun. İçerisinde DDoS'un verisini çıkarımlayabileceğin. Aldın. Şimdi DDoS atak nedir? Bunu araştır. Tamam mı? DDoS atak kategorileri ve bunun içerisinde ne tür parametreler var? Mantığı nedir? Nasıl işliyor? Benim veri setim içinde DDoS'la alakalı olabilecek ne tür değişkenler var? Bunu öğrendim. Sonra bu projeyi yapmaya başladım. Diyelim ki bir ay sürdü. Şunu yapabiliyor olacaksın. Python'ı öğrendin. Gerçek bir proje üzerinde. Machine Learning'i öğreniyorsun. Classification, Regression neyse artık. Odaklandın. Yapa yapa öğreniyorsun. Uzman değilsin ama öğreniyorsun. Ve siber güvenlik tarafında bir başlığı öğrendim. DDoS. Hatta bunun üzerine veri seti bulup yapay zeka odaklı bir şekilde öğrendim. Tamam, gidip DDoS yapamıyorsun. DDoS savunması yapmak için gereken yazılımları kullanmıyorsun. Konu o değil zaten. Ama mantığını öğreniyorsun. Aynı şekilde diyelim ki SQL Injection. Çok çok derin bir alan. Ben o 2012'deki kitabı aslında ondan yıllar önce SQL Injection'ı çok merak ettiğim için derinlemesine girdim SQL Server'a. İleri seviye çalışmalar yaptım. Çünkü SQL Injection sandığını daha iyi nasıl yaparım diye girdim. Ondan sonra 700 sayfalık kitap çıktı. Araştırmalarımın çıktısı sadece o. Aslında çok daha fazlası olabilir. Gibi. Oracle aynı şekilde. Ben SQL Injection gibi veri tabanı güvenliği mantığı üzerinden girdim. Sonra 350 videoluk Oracle video kursu çıktı. Merakımı güvenlik aslında. Gibi. Haliyle hem Python öğrendim, hem Machine Learning, hem güvenlikteki bir başlığı öğrendim. Harika. Aynı şeyi şöyle yap. Diyelim ki web ile uğraşıyorsun. Frontend çalışıyorsun falan. Biraz bilgi var. XSS diye bir şey var. Tamam, XSS veri seti bul. Sonra bunun üzerinden ister Machine Learning ile istersen de Deep Learning ile, örneğin Deep Learning'deki bir algoritmayla bu XSS veri seti üzerinden öğrenme yap. İlk başta mantığını tam anlamayacaksın. Bu normal. Ne XSS'i doğru anlayacaksın, ne Deep Learning'i doğru anlayacaksın. Sorun değil. Ama yapmış olacaksın ve öğrenmek için hem yazılım hem Machine Learning, Deep Learning hem de siber güvenliği öğrenmek için adım adım gidiyor olacaksın. Bir günü üçe böldün ya, 2 saatini onun yazılım tarafından, 2 saatini siber güvenlik tarafından, 2 saatini de örneğin Deep Learning tarafından. Tek bir proje. Odanı dağıtmadın farkındaysan. Bunun gibi gözünde büyük gün hiçbir şey yapamazsın. Bana diyorlar bu kadar şeyi nasıl başardın diye. Normalde muhtemelen 3-5 katını yapabilirdim şu ana kadar yaptığım şeyleri. Yapabilmemin sebebi de benim için imkansız diye bir şey yok. Ben neyi yapamam diye bakmıyorum. Yaparım. Hadi başlayayım. Biliyorum çok stresli olacak. Zaten. Ondan şüphem yok. Yıllarca tecrübem var. Fakat diyorum ben bunu 6 ay
Çok yoğun stresli, belki zor uyuyacağım falan. Az uyku, bol stres olacak. Fakat 6 ay sonra yapmış olacağım diyorum. 6 ay sonra bu alanda uzmanlaşmış olacağım diyorum. Bu 6 ayı vermezsem 5 yılda zor olur. Garanti ediyorum. Tam odaklanmış 6 ayın yerine 5 yılda zor yaparsın. Aynı şeyi. Başka soru var mı? AI security ise farklı bir konu. Onu da söyleyeyim. Başlangıçta AI security odaklı. Benim yayınları takip edin. Hani çok da önünüze engel koymak istemem. Kişiye göre değişir çünkü. Hani birden cerrah olmak gibi bir şey. Daha temel seviye sağlık bilgilerini bilmeden ben cerrah olacağım, bir sene içerisinde cerrah olacağım gibi demek bunun gibi bir şey oluyor. Yapabilirsiniz fakat çok daha fazlasını istiyorum sizden. Yapay zeka bilmeden, deep learning algoritmaları bilmeden, güvenlikle alakalı birçok şey bilmeden orada bir şey yapamazsın. Mesela tuhaf şeyler olabiliyor. Bakıyorum yapay zeka ile uğraşalı daha 6 ay olmamış kişinin. Hani şey yapıyor. Adversarial atak ile alakalı bilgili olduğunu iddia edebiliyor mesela. Bak imkansız. Yani bu teknik olarak mümkün değil. Daha yapay zeka ile yeni uğraşmaya başlamışsın. Sen de Hello World'u bilmiyorsun. Adversarial atak üzerine kendini araştırmacı olarak ilan edebiliyor. Yani bu tür şeylere girmeyin, siz öğrenmeye bakın. Hani bırakın onlar o şekilde ilerlesin. Çok takılmayın bunlara. İşte 6 ayda siber güvenlik uzmanı olsun. Yani bu sizin sorunuz değil. 6 ayda yapay zeka uzmanı olsun. Takılmayın bunlara. Siz hakkını vererek 2 yılda olun. 6 ayda daha Python'ı öğrenemiyor insanlar. Tam yapay zeka uzmanı olmuş. Bir de üstüne yapay zeka güvenliği uzmanı olmuş. Daha profilinde 3 aydır NLP temelleri, yani NLP de işte NLTK gibi temel seviye şeylerle uğraşıyor yani. O yüzden siz kendi çalışma planınıza bağlı kalarak ilerleyin. Şöyle düşünün. Hani Instagram üzerinde birçok analiz yayınlanır ya. Instagram'da herkes en mutlu olduğu şekilde kendini sunmaya çalışır. Ben zenginim der mesela, arabasının fotoğrafı. Ya da lüks tatillere gidiyorum bak. Görüyorsun işte. Ben lüks içerisinde yaşıyorum. Falan. Ya da mutlu değildir ama mutluymuş gibi fotoğrafları paylaşır. Teknik tarafta da gerçekten tam olarak böyle oluyor. O alanda aslında hiçbir varlığı yok. Başarılı değil kişi. Fakat kendini öyleymiş gibi sunuyor. LinkedIn'de yazıyor sadece. Security Engineer, AI Engineer. İşte AI Security bir şey. Yani hiçbir şey yapmamış o alanda. O yüzden siz de diyelim ki Adem çok çalışan ve disiplinli birisi diyelim. Disiplinle zorluyor. 6 ay boyunca çalışıyor. Diyor ki ya diyor ben daha Python'da SQL'i çözemedim ve çok çalıştım. Yani daha bunları zar zor bir araya getiriyorum. Aynı çok çalışarak. Ben başaramadım. Adam 3 ayda yapay zeka mühendisi olarak LinkedIn'de kendine Python yazmış. Ya da Security Engineer yazmış 6 ayda. Hani bu nasıl olabiliyor diye Adem kendini sorgulamaya başlıyor. Zannediyor ki, yanlış anlama, zannediyor ki zeka sorunu bende yani. Herkes çok zeki. Bende sorun var zannediyor. Hayır. Instagram neyse LinkedIn'de kurumsal ve teknik tarafta aynı şey. Birse onu 50-100 olarak abartıyor. Başka soru soran var mı?
Hocam AI in CyberSec üzerine ilerleyen süreçlerde bootcamp planı düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Şu an epey bir kayıt var. Onları inceleyebilirsin. Bu başlıkta özel bir bootcamp şu an planlamıyorum. Çünkü çok az kişi var. Onun yerine daha genel çalışmalar planlıyorum. Örneğin şunu yapabilirim. PyTorch bootcamp 10 saat. Temel seviye Python bilen gelir 10 saatte, 15 saatte neyse ücretsiz bir şekilde PyTorch öğrenebilir, TensorFlow öğrenebilir gibi şeyler planlıyorum. İleri seviye şeyler katılımcısı az. Ben bunu birkaç yıldır yapıyorum ve sektördeki karşılığını biliyorum. Biraz fazla ileri seviye çalışmalar yapıyoruz, işin gerçeği. Halbuki yaptığım gerçekten benim arşivimdeki çalışmalarım on binde birini bile paylaşmıyoruz. Bilgi olarak paylaşamıyoruz çünkü o kadar aksiyon yok Türkiye sektöründe. Mümkün olduğunca başlangıç seviyesinde gitmeye mecbur kalıyoruz. Bu nedenle çok fazla Ar-Ge modundaki bilgileri paylaşmayacağım. Bununla ilgili de yeterince şey yaptım zaten. Üniversitelerde etkinlikler, bunun gibi webinarlar falan. Daha çok yapay zeka ve bununla alakalı araştırma. Diyelim ki PyTorch'ta bir proje yapacağım, onu video olarak yayınlayabilirim. Ya da bir araştırma dokümanını incelerim, onu video olarak paylaşırım gibi şeyler yapacağım. Örneğin önümüzdeki süreçte LLM Security ile alakalı da bazı çalışmalar yapacağım. Zaten yıllardır üzerinde çalıştığım bir başlık. Large Language Model Security. Bu prompt engineering gibi şeylerden bahsetmiyorum. Onlar ilkel seviye, teknik bile değil. Teknik bir konu bile değil yani. Fakat bir LLM'in eklenme senaryolarında onun güvenlik zafiyetleri var. Onları anlatacağım. Biraz daha AI Security kategorisi altında çok geniş bir başlık var. Başlıklar var. Onun altında parça parça anlatımlar yapmak istiyorum. O parçalardan birisi de LLM Security örneğin. Bunun gibi daha niş çalışmalar yapacağım. İlgili olanlar varsa AI Seclab organizasyonuma katılabilir. Gelen isteklere göre belirliyorum açıkçası. Mesela AI Hacker diye bir eğitimim var. Aslında uygulamalı bir şekilde yapay zeka hackleme senaryolarını incelediğim, uyguladığım ve siber güvenlik alanında yapay zekalı uygulamalı bir şekilde bir altyapıyı güvenlik zafiyetini tespit edebilme ya da detect işte defense odaklı yapay zeka geliştirme gibi uygulamalı eğitimler de aslında planladım. Yıllar önce de planlamıştım. Fakat sektörde bunu almak isteyen yok. Yok yani. Globalde isteyen çok. Mesela farklı ülkelerin bakanlıklarına vesaire ya da direkt devletin ilgili güvenlik kurumuna da şeyler yapabiliyor. Örneğin Encrypted Machine Learning diye bir alan var. Yani Privacy Preserving Machine Learning gibi başlıklar var. Ya da farklı yapay zeka, ileri seviye farklı yapay zeka mimarileri var. Güvenlik odaklı, privacy odaklı. Bu tür çalışmalar yapıyorum ama Türkiye'de bunu çok fazla yapay zeka projesi çok geliştirilmediği için güvenliğiyle alakalı çok dertleri olmuyor insanların. Ya da siber güvenlik odaklı. 5-10 yıla gelir hocam. Ben global odaklı çalışmalar yapıyorum. Yurt dışı projeler, danışmanlıklar. Açıkçası Türkiye'de zaten sadece organizasyon üzerinden ilerletiyorum artık. Ve kendi YouTube kanalım üzerinden bazı kaynaklar paylaşacağım. Başka soru var mıydı Güler? Rica ederim.
Yapay zekada ilerlemek isteyenler için Nigara demiş ki siber güvenlik üzerine staj yapmak istiyorum. Sizin startup'ınız olan Sepax.ai'ye başvuru yapabilir miyim? Bizim siber güvenlik çalışmaları biraz farklı. Bizde yapay zeka ile siber güvenliği birleştiriyor olmak gerekiyor. Ya da yazılımla güvenliği birleştiriyor olmak. En kötü ihtimal güvenlik odaklı yazılım geliştirme, güvenli uygulama geliştirme gibi senaryolarda bir aktif üretimde olabilmek gerekiyor ya da yapay zeka ile güvenliği birleştirmek. Başka türlü verimli olamıyor bizim staj ya da benzeri çalışmalarımız. O yüzden zaten AI Sector'ı kurdum. Yani sektörde bunların hepsini birleştiren bir çalışma yapılabilsin diye kurdum. Eğitimler verdim ücretsiz bir şekilde yüzlerce kişiye. O yüzden şu an için şey diyemiyorum fakat çalışmalarını yap, iletişimde olalım. Destek olmaya çalışırım sen hazır olduğunda. Rica ederim. Yapay zekaya başlamak için de YouTube'da bahsettiğim kaynaklarım var. Mesela 5,5 saatlik yapay zeka başlangıç rehberi. Bir de örneğin TensorFlow ya da PyTorch kullanmanız gerekecek. Bunların da ekosistemini anlattım. Biraz advanced, yani ileri seviyeye gelebilir işin gerçeği. Yeni başlayanlar için özellikle. Çünkü ekosistemi çok derin konuları da içeriyor. Orada ben ekosistemlerinden bahsediyorum. Örneğin TensorFlow'un 3 video var. 3-3,5 saatlik falan. Bir playlist. Onu izleyebilirsiniz. PyTorch'un da var. Herhalde 2 video. Toplam 3 saat falan. Ekosistemlerini öğrenebilirsiniz bunların. Onun haricinde de kendiniz NumPy, Pandas gibi temel seviye library'lerden başlayıp kodlamalar yapabilirsiniz. Sonra örneğin TensorFlow'la temel seviyede machine learning uygulamaları geliştirilebilir. Hani bunu da zaten TensorFlow'un kendi web sitesinde de dokümanlar, örnekler kısmında bulabilirsiniz. Tabii ki çok detaylı uygulamaları, algoritmaları anlatmıyor orada. Fakat bir yandan öğrenip bir yandan uygulama örnekleri inceleyebilirsiniz. Machine Learning ile Deep Learning farklı şeyler. Deep Learning, Machine Learning altında olan bir şey. Fakat Deep Learning, Perceptron dediğimiz Neural Network'ün çekirdeğinden başlar. Yapay sinir ağlarının en temel atom seviyesindeki yapısı, hücre diyebileceğimiz yapısı Perceptron oluyor. Bu Deep Learning'i çekirdeği oluyor. Modern yapay zeka dediğimiz şey de bu. Diğer taraftan Machine Learning ise istatistiksel programlama diyebileceğimiz, onlarca yıldır var olan istatistik algoritmaları üzerine kurulu olan kısmı. Bunların ikisinin birleşimi. Yani ikisi de değerli. Fakat mantık olarak birbirinden çok farklı. Araştırma olarak da günümüzde biraz popüler olduğu için bu AI security tarafında LLM security başlığını araştırabilirsiniz. Çok teknik kısımlarını anlamanız pek mümkün değil şu an. Fakat önemli değil. Onun çalışma mantığını öğrenip onu nasıl manipüle edebileceğinizi, nasıl manipüle edilebildiğini öğrenebilirsiniz. OWASP'ın Machine Learning Security dokümanı var. Yazayım. Şuradan. OWASP Machine Learning Security. Aslında çok ilkel seviyede bir doküman bu. Bundan çok daha gelişmişi yazılabilirdi. Ve açıkçası bu çok basit. Hani altında devasa başlıklar var Machine Learning Security'den. Fakat bir yerden başlamanız için bu doğru kaynak olabilir. Ve benim 6 videoluk AI Security Mini Bootcamp içerisinde OWASP Machine Learning Security videom da var. Birkaç saatlik. Onu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da gene OWASP'ın LLM Security dokümanı var. Security for LLM Applications diyebileceğimiz.
Ona da bakabilirsiniz. Hızlı bir giriş olur sizin için. Başka sorular varsa arkadaşlar sorabilirler. Galiba daha Ben soru yok hocam. tamam. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok faydalıydı. Yani bu alanda ilk defa böyle bir etkinlik. Bu alan konusunda bu kadar derin bilgiyi ilk defa gördük. Kulüp olarak da. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Herkese iyi akşamlar. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Etkinliğimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bütün katılımcılarımız. Herkese burada bulundukları için, takip ettikleri için eğitimi teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.